düştü. Ondan sonra şimdi dünyaca meşhur oldu. Nereye baksanız altından Türk çıkar. Niye Türk çıkar? Ya biz kanından, soyundan, sopundan, kalıtımından, biyolojisinden bahsetmiyoruz. Daha önemli bir şey var. Kültürel kalıtım. On binlerce yıldır gelen kültürel kalıtımız. Bu kalıtımı taşıyan da dilimizdir. Dil, bu laflar benden ha, oradan buradan okumadım. Dil gönlü yüzdüren gemidir. Aslında Mevlana'dan esinlenmiştir bu laf. Evet, ben yani Mevlana'dan esinlendim. Başka bir şey benzeterek dediğini. Dil gönlü yüzdüren gemidir. Kişinin gönlü vardır, akıldan daha üstündür. Akla yön vermesi icap eder. Batı'da bu kavramlar yoktur. Batı yeni yeni öğrenmeye çalışıyor. Ruhiyatçılar filan. Pardon. Ondan sonra. Fakat kişinin gönlü, yani aklınınla ne yapması gerektiğini aklına söyleyecek olan gönül. Çok üstün bir kavram. Ve şimdi en büyük filozoflar filan bu işleri yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. Halbuki bizim binsek önceki yazılanlarda o büyük değerli filozoflarımızda bunlar hepsi vardır. Şimdi Arabi'de 800 tür akıl var. Evet. Evet. Yani aslında 802'dir. Şimdi de kim saydı ya? Neyse. Şimdi, şimdi bir dakika. Şimdi dil gönlü yüzdüren gemidir. Dil gidince gönlün gider. Ondan sonra böyle işte Pringle yiyen, ondan sonra hamburger kovalayan, ondan sonra pop top peşinde koşan, ondan sonra bir insan haline gelir insanlar. Dil gidince gönül de gider. Gönlü yüzdüren gemi. Şimdi toplumun da gönlü vardır. Toplam gönlü. Toplumun gönlünün adı, laflar benden ha, felsefede yok bunlar. Toplumun gönlünün adı kültürdür. Kültürün yaratıcısı, kurucusu da dildir. Şimdi dolayısıyla toplumun gönlünü de yüzdüren, kişinin gönlünü de yüzdüren gemi dildir.